Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere sahanda yumurtayı tanıtmak istiyorum. Miniklerimize bazen evet bebekler yapabiliyoruz ama bazen de şöyle tatlı minik oyuncaklar da yapmamız gerekebilir. Yani güzel olur miniklerimiz için. Şöyle sahanda yumurtamız var, tavamız var saplı. Şu şekilde. Eğer bunu örmek isterseniz arkadaşlar, dilerseniz videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, tavamızın dış kısmını örerek başlayabiliriz. Bunun için ben turuncu, arada da siyah şeritler olacak arkadaşlar. Teflon kısmının içinde teflon kısmı siyah olacak. O zaman turuncu iple başlayalım. Sihirli halkamızı oluşturalım. Halkamızın içerisine 6 adet sık iğnemizi yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Halkamızı kapatalım. Birinci sıramızda 6 adet sık iğne yaptık halkamızın içerisinde. İkinci sırada çift batıyoruz. 6 adet sık iğne içerisine ikişer tane sık iğne yaparak toplamda 12 sık iğne elde edeceğiz arkadaşlar. Bu sırayı 6 tane arttırma yaparak tamamlayalım. Evet. İki, dört, altı, sekiz, on, on bir. Bir tane daha. Beş tane yapmışız. Ve 12. Artık üçüncü sıradan itibaren arkadaşlar işaretçi kullanmaya başlayabiliriz. İşaretçi için farklı bir renkten ip kullanıyorum arkadaşlar. Genelde işaret iğneleri var. Çoğu videomda söylüyorum ama diğer videolarımı seyretmeyen arkadaşlarım olabilir. Ben renkli ip kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü işaretçi bana elime çarpıyor, sürekli büyük geliyor, rahat edemiyorum. Şimdi arkadaşlar üçüncü sırada bir tek bir çift yani bir sık iğne bir arttırma olarak gideceğiz. Üçüncü sıramızı. Bu sırayı sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma olacak şekilde bitirelim. Evet. Bir sonraki sıramıza geçelim. Yani dördüncü sıramızda iki sık iğne bir arttırma. Yani iki tek batalım. Üçüncüye çift batalım arkadaşlar. Bu sırayı da sıra sonuna kadar iki sık iğne bir arttırma olarak devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi 5. sıramızı öreceğiz. Burada da 3 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 ve arttırıyoruz. Bu sırayı da sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 6. sıramızı öreceğiz. 6. sıramızda 4 sık iğne bir arttırma olacak. 1 2 3 4 ve arttırıyoruz. Bu sırayı da sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim arkadaşlar. Şimdi 7. sıramızı örelim arkadaşlar. Burada da 5 sık iğne bir arttırma, 5 tek, 1 çift. 5 örelim 6.'ya çift batalım. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim arkadaşlar bu sırayı. Evet arkadaşlar şimdi 7. sıramızı ördük. Şimdi 8. sıramıza geçelim. 8. sıramızda da 6 sık iğne bir arttırma 1 2 3 4 5 6 ve arttırmamızı yapıyoruz. Bu sırayı da sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim.
Evet arkadaşlar, şimdi 9. sıramıza geçelim. Burada da 7 sık iğne, 1 arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 ve arttırıyoruz. Bu sırayı da sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim. Evet arkadaşlar, 9. sıramızda ördük. Şimdi 10. sıramızda 8 sık iğne bir arttırma olarak devam edelim. Bu sırayı da sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi 11. sıramızda 9 sık iğne bir arttırma olacak şekilde yapacağız. 11. sıramıza geldik. Burada 9 sık iğne bir arttırma olacak şekilde bu sıramızı sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 9 sık iğne bir arttırmamızı tamamladık 11. sıramızda. Şimdi 12. sıramızda son arttırmamızı yapacağız artık. 10 sık iğne bir arttırma yapacağız burada. Artık arttırmalarımız bitmiş oluyor. 1, 2, 3. Bu sırayı 10 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, 12. sıramızı ördük. Toplamda 72 adet sık iğnemiz oldu. 10 sık iğne bir arttırma yaparak. Şimdi 13. sıramızda arkadaşlar bloğu olarak çalışacağız. Yani hep ilmeğin arka lobundan dümdüz hiç arttırma yapmadan bu sırayı bloğu olarak arka lobtan örerek tamamlayalım. Bloğu yapmayı bilen arkadaşlarım vardır, bilmeyenler de vardır. Ben onlar için göstereyim. Sık iğne yapar gibi değil, sadece ilmeğin arka lobundan. Şöyle yakınlaştırarak göstereyim arkadaşlar. İlmeğin arka lobundan alarak bloğu olarak sıra sonuna kadar işaretçimize kadar örelim arkadaşlar bu sırayı. 72 sık iğne olacak şekilde bloğu çalışalım bu sırayı. Evet arkadaşlar, 13. sıramızı blo olarak ördük. Şimdi 14'ten 18'e kadar hiç arttırma yapmadan 72 sık iğne olacak şekilde öreceğiz ama arada bir ip değişimi yapacağız arkadaşlar. O yüzden hani 5 sıra örüp birlikte devam hani siz örün sonra birlikte devam edelim demeyeceğim. Çünkü ip geçişi olduğu için bazı arkadaşlarım belki ip geçişini bilmedikleri için onlarla birlikte yapmak istiyorum ip geçişini. Şöyle yapalım. 14. ve 15. sıraları dümdüz 72 sık iğne olacak şekilde örelim. 16. sırada ipimizi değiştireceğiz. 16 ve 17'yi siyah iple öreceğiz. Şimdi 2 sıra boyunca hiç arttırma yapmadan örelim arkadaşlar. Kamerayı durduralım isterseniz. 2 sıra örelim sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 14. ve 15. sıralarımızı ördük. Şimdi 2 sıra boyunca siyahla devam edeceğiz arkadaşlar. Siyah ipimi aldım. Şöyle. İşaretimi çıkarttım. Şimdi arkadaşlar son ördüğümüz sık iğneyi sökelim. Son ördüğümüz sık iğneye batalım. İp değiştirmeyi özellikle bilmeyen arkadaşlarıma göstermek istiyorum. Sık iğneye battım. Son söktüğümüz. Turuncudan aldım. Ama tekrar turuncudan almıyorum. Şimdi siyah ipimi elime doladım. Siyahtan alıyorum. Ve siyahtan direkt yan sık iğneye batarak devam ediyorum. Bu şekilde değiştirmiş oluyoruz ipimizi. 2 sıra boyunca siyah öreceğiz. Sonra son sıramızda tekrardan turuncu, bir sıra sadece turuncu öreceğiz arkadaşlar. Turuncuyu alttan da yürütebilirdik aslında ama hani ipi boş harcamak istemiyorum. Bazen alttan yürütünce fazla ip gidiyor diye düşünüyorum. Orada tekrar bir kopma yaşarız ama alttan yürüterek yapabilirsiniz arkadaşlar.
Tamamen size kalmış. Hani iki sıra siyah ördükten sonra üçüncü de tekrar turuncu yapacağımız için tamamen size kalmış bir şey. Şimdi ben ipleri koparmayı da göstereyim sizlere. Turuncu ile şimdilik işimiz bittiği için onu kestim. Bağladım. Hani buranın düğüm düğüm olmasını istemiyorum diyorsanız turuncuyu alttan yürüterek devam edebilirsiniz. Ama zaten buraya teflonun iç kısmı geleceği için düğüm olmasının hiçbir sakıncası yok. Sakıncası yok. Zaten içte kalacak. Şimdi arkadaşlar iki sıra boyunca hiç artırma azaltma yapmadan siyah örelim. Sonra birlikte yine ip değiştirip bir renk turuncu öreceğiz. Evet arkadaşlar çabamızın alt kısmında yani dış kısmında son sıraya geldik. Şimdi son sık iğneyi tekrar şöyle sökelim. Hani yapmamış da olabiliriz onu ama hani daha rahat anlamamız için söktük. Tekrar turuncuya geçelim. Dediğim gibi ip alttan da yürütebilirsiniz arkadaşlar. İp yürütme işlemini bilmeyen arkadaşlarım varsa ip yürütme videom var arkadaşlar. Onu izleyebilirler. Şimdi siyahla işim bitti. Turuncuya geçtim. Şimdi bir sıra dümdüz. Hiç arttırma yapmadan yine turuncu öreceğim. Ve tavamızın dış kısmını bitirmiş olacağız. Sonra iç kısmı var arkadaşlar. Bunu sıra sonuna kadar örelim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Son sıramızı da ördük. 17. sıramızı. Tavamızın dış kısmı bitti. Şimdi ben iç kısmını tarif etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü tavanın dış kısmıyla bir yere kadar aynı. Videoyu hani uzun tutmak istemiyorum. Tekrar tabii görebilirim ama hani sizlerin canını sıkmadan, sizleri de bunaltmadan tarif edeyim. Kendimiz örelim. Sonra birleştirmeyi birlikte yaparız. Ben şöyle tarif edeyim size. Dış kısmını, iç kısmını arkadaşlar. Aynı şekilde sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Ve bir yere kadar yani 10 tek bir çift. Hatırlarsınız 10 sık iğne bir arttırmaya kadar yaptık. 10 sık iğne bir arttırmaya kadar yapalım. Ondan sonra arkadaşlar videomuzu başlatalım. Sonrasını birlikte yapalım. Şu turuncu ipi de kesmeyelim arkadaşlar. Bu böyle kalsın. Siyah iple tavanın iç kısmını, teflon kısmını yapalım. 10 sık iğne bir arttırmaya kadar sihirli halka yapacağız. İçerisinde 6 sık iğne, sonra çift batıp 12 sık iğne. Üçüncü sırada bir tek bir çift, dördüncü sırada iki tek bir çift. Yani 10 tek bir çift olana kadar yapalım. Sonra arkadaşlar ondan sonrasını birlikte yapacağız, birleştireceğiz. İpini koparmayın, siyah ipi de koparmayın. Ben size daha 5 sırada, 2-3 sırada orada düz öreceğiz. Onu da göstereceğim. Sadece siz iç kısmını yapın. 10 sık iğne bir arttırmaya kadar yapalım. Sonra videoyu başlatalım. Birlikte örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tavamızın iç kısmını 10 sık iğne bir arttırma olacak şekilde aynı dış kısmında yaptığımız gibi ördük. Şimdi buradan sonra arkadaşlar 3 ya da 4 sıra dümdüz öreceğiz ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim ipim kalın olduğu için sadece 2 sıra örürsem tam olacak. Yani şöyle birazcık daha yukarı çıkması gerekiyor. Ben 4 sıra örürsem sanırım özür dilerim. Turuncu ipin üstüne çıkacak siyah. Çünkü benim ipim kalın. Bakın şöyle. Turuncu ipim daha ince, siyah ipim daha kalın. Elimde olan siyah ip buydu. Ama sizin iki ipiniz aynı kalınlıktaysa bu 10 sık iğne bir çift yani toplamda 72 adet sık iğne oluşturduktan sonra şöyle tavanın içerisine yerleştirin. Şu şekilde bir sıra daha olacak şekilde yaptığınızda eğer içine tam geliyorsa bırakın. Ama eğer ki çok küçük kaldıysa daha 2-3 sıra ona göre
Siz kendiniz göz kararı karar verin arkadaşlar. Çünkü ikisini birlikte birleştireceğimiz için şuraya yetişmesi gerekiyor. Ama çok da turuncunun üstüne yani şu şekilde çıkmaması gerekiyor. O ipin kalınlığına bağlı arkadaşlar. Dediğim gibi ben siyah ipim kalın geldi. O yüzden böyle oldu. Ben şimdi bir sıracık daha öreceğim. Sonrasında bırakacağım. Ama sizin ipiniz tavanın dış kısmıyla aynı incelikte, kalınlıktaysa sanırım daha 2-3 sıra örmeniz gerekecek. Onu ölçerek yapalım. Şimdi ben bir sıra daha düzümü öreceğim. 72 sık iğne. Sonra arkadaşlar birleştirmeyi göstereyim. Siz de kaç sıra gerekiyorsa onu örün arkadaşlar. Evet, bir sıra daha düz ördüm. İpimi kopardım. Şöyle. Şimdi ek yerleri şöyle tam renk değişiminin olduğu yerlere denk getireceğim. Turuncu ipimle devam edeceğim. Turuncu ipi koparmamıştık arkadaşlar. Siz de düz ördükten sonra bakın bir turuncudan aldım. Bir de siyahı bitirdiğim sık iğneden aldım. Birleştirdim. Şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Bir turuncudan aldım. Bir de altta siyahtan aldım. Sık iğneler birbirine eşit arkadaşlar. 72'ye 72 olduğu için bunda hiç sıkıntı yaşamayacağız. Yani birebir denk gelecek. Dediğim gibi önemli olan teflonun biraz altında kalması gerekiyor. Siyah iç kısmımız, tavamızın pardon. Teflon bölümü siyah bölüm oluyor. Teflon bölümü tavanın dış kısmından biraz alt kademede kalması gerekiyor. Şöyle birleştirelim. Sıra sıra dikkat edelim arkadaşlar. Sık iğneleri şaşırmayalım. Bu arada arkadaşlar ben şu an gece çekimi yapıyorum. Çocuk uyuduktan sonra tabii ne yapayım ne yapayım. Hadi çekim yapayım dedim. İlk defa gece çekimi yapıyorum. Eğer bu çekimler rahatsızlık duyarsanız hani bulanık ya da iyi anlamıyoruz gibi derseniz yorumlara yazın ki ben de artık hani ya gece çekimi yapmayayım ya da ona göre kameramı daha net bir kamera seçeyim. Şu an ilk defa gece çekimi deniyorum. Çünkü duramıyorum da video çekmeden boş zamanımda. Hep video çekmek istiyorum. Kanalım daha çok yeni olduğu için. Şöyle. Sıra sonuna kadar arkadaşlar şuraya kadar dümdüz sık iğneleri birleştireceğim. Şöyle gösterdiğim gibi. Sonra tavamızın sap kısmını yapalım. Evet arkadaşlar şimdi tavamızın dış ve iç teflon kısmını bitirdik. Şimdi sık iğneleri birleştirdik. Son sık iğnede ben size tekrar göstermek istiyorum. Son birleştirmedeki sık iğneyi de yapıyoruz ve burada ilmek kaydırma işlemi yaparak burayı kapatıyoruz. Tam da buraya sap gelecek arkadaşlar. Biraz uzun kesebilirsiniz. Sonradan içeride kaybedebiliriz. Bu ipi sonra kenarlardan içeriden iğneyle kaybedebiliriz. Şimdi sap kısmımızı yapacağız arkadaşlar tavamızın. Bunun için sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altıncı da yaptım. Halkamızı kapatalım. Şimdi 12 adet yapacağız. Yani çift batacağız arkadaşlar. 6 adet arttırma. İkinci sıramızda 1 2 6 adet arttırma yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi 3 sıra boyunca hiç arttırma yapmadan 12 sık iğne örelim arkadaşlar. 3 kere 12 sık iğne yani 3 sıra 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 ve 12. İki sıra daha böyle arkadaşlar. 12 sıkıya olacak şekilde örelim. Arkadaşlar şimdi son bir sıra daha 12 öreceğiz ama ördüğümüzde son sık iğneyi örmeyelim. Orada ip değiştirme yapacağız. Bir sıra daha örelim. Sonra son sık iğnede bırakalım. Evet, bir sıra daha ördük 12. Son sık iğneyi örmeyelim dedim. Son sık iğnede battım, turuncudan aldım. Şimdi siyah ipimden alacağım. Şimdi iki sıra boyunca siyahla öreceğiz arkadaşlar. Yalnız şöyle yapalım. İki sıralığına turuncu ipimizi alttan yürütelim. Ya da siz tavayı hangi renk yapacaksanız illa turuncu yapmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Belki başka sarı yapacaksınız, yeşil, pembe. Yani hangi renkte yapacaksanız ana rengimizi iki sıra boyunca alttan yürütelim. Çünkü sadece iki sıra siyah öreceğiz. Koparmaya gerek yok ipimizi. Kısa bir sıra olduğu için iki sıra. Bu şekilde iki sıra boyunca arkadaşlar turuncuyu yürütelim. Şöyle turuncu ipimiz üstte kalacak şekilde. Alttan yürütmeyi bilen arkadaşlarım vardır tabii. Yine bilmeyenler için gösteriyorum. Daha tavada da göstermiştim. Sık iğneye battım. İğnemi tığımın üzerinde kalıyor turuncu ip. Bir sıra örelim. Sonra bir sıra daha örelim. Sonra turuncuyla devam edeceğiz. Alttan yürütmeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İki sıra boyunca siyah ipimizi de ördük. Şimdi tekrar söylediğim gibi son sık iğnede şöyle yapalım. Siyahtan aldık. Siyahı bırakalım. Turuncudan devam edelim. Siyahı artık biraz sonra kesebiliriz. Artık turuncudan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 20 sıra daha hiç arttırma yapmadan bu şekilde sapımızı öreceğiz ve sapımız bitecek. Yalnız sapımızı dolduracağımız için arkadaşlar ördükçe dolduralım. Ördükçe dolduralım. 20 sıra boyunca örelim. Yine şunu hatırlatmak istiyorum. Hani ipim kalın diyorsanız çok kalın çok uzun oluyorsa o yüzden sırayı kendinizce azaltabilirsiniz. Ama ipim yani ince ya da orta kalınlıkta diyorsanız ölçersiniz şöyle sap kısmını. Hani sap ne kadar uzun olabilir, ne kadar kısa olabilir? Tahmini hepimiz bunu kestirebiliriz. O yüzden ben hani 20 sıra diyorum ama kısa da gelebilir ipinizin inceliğine göre. Uzun da gelebilir. Bunu kendiniz ayarlayın. Ben şimdi 20 sıra diyorum. Onu kendimiz ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi kamerayı isterseniz durduralım. 20 sıra örelim ama arada doldurmayı unutmayalım. Sonra sapımızı dikmeyi göstereceğim ve içerisinde yumurtamızı yapacağız. Çok tatlı bir tava ve yumurta olacak arkadaşlar. Şimdi durduruyorum ben. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar. Sap kısmımızı da bitirdik. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Biraz uzun kesiyoruz. İğnemize takalım. Şöyle. Şu ip değiştirdiğimiz yer alt kısma gelsin arkadaşlar. Bakın tam şu buradaki ip değiştirdiğimiz yeri kapatmak için arkadaşlar şu şekilde dikelim. Önce şöyle bir girelim şuradan. Şöyle. Evet, şöyle alta denk gelecek şekilde demiştik. Şimdi bir saptan alalım. Sap kısmımızdan. Bir de tava kısmımızdan. Şöyle. Bir
Üşap kısmımızdan. Bir de tava kısmımızdan. Şöyle arada koyarak ölçelim arkadaşlar denk gelmesi için. Şöyle. Bu şekilde dikelim arkadaşlar. Birazdan da yumurtamıza geçelim arkadaşlar. Yumurtayı yapacağız. Şöyle olacak tavamız. Bakın. Şöyle. İçerisinde yumurta olunca daha bir tatlı olacak tabii ki. Biz şimdi kendimiz dikelim arkadaşlar. Sonra yumurta kısmını birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, tavamız bitti. Şu şekilde göstereyim. Çok tatlı, çok şeker bir tava oldu. Şimdi bunun içerisine arkadaşlar yumurtasını yapalım. Sonra bir de bu videoda ben yumurta ve tavayı birlikte yapmak istiyorum. Sonra bir sonraki videoda, yani hemen bu video bittikten sonra başlayacak olan bir video. Tahta kaşık ve ekmek, böyle küçük somun ekmek var. O da benim çok hoşuma gitmişti. Onu yapmak istiyorum. Eğer dilerseniz, yapmak isterseniz bu video bittikten sonra hemen zaten akabinde o video başlayacak. Şimdi yumurta için önce sarı ip. Sarı ipten başlıyoruz. Tavamızın içerisine. Tavamız şöyle dursun. Şimdi sihirli halka oluşturuyoruz. Her zamanki gibi halkamızın içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Halkamızı kapatıyoruz. Her ilmeğimizin, her sık iğnemizin içerisine çift batıyoruz bu sırada. Toplamda 12 sık iğne olacak arkadaşlar. 6 adet arttırma yapalım yani. İkinci sıramızda. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramıza geçelim. Burada bir tek bir çift, yani bir sık iğne bir arttırma olarak yapacağız bu sıramızı, üçüncü sıramızı. Bir sık iğne bir arttırma olarak bu sıramızı da örelim. Evet, bir sık iğne bir arttırma yaptık üçüncü sıramızda. Şimdi dördüncü sıramızda iki sık iğne bir arttırma yapalım. 1, 2 ve arttırıyoruz. Üçüncüye çift batarak sıra sonuna kadar iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim. Evet, dördüncü sıramızı da iki sık iğne bir arttırma yaptık. Şimdi beşinci sıramızı hiç arttırma yapmadan öreceğiz. 24 sık iğne. 5, 6 ve 7. sıralar arkadaşlar. Yani toplamda 3 sıra boyunca 24 sık iğne olacak şekilde örelim. Videoyu isterseniz yine durduralım. 3 sıra örelim. 3 sıranın sonunda son sık iğneyi, sadece son sık iğneyi örmeyelim. Çünkü beyaz renge geçeceğiz arkadaşlar. İp değişimi yapacağı için son sık iğne de bırakalım. Ama 3 sıra örelim. Son, yani işaretçiye gelmeden önceki şu sık iğneyi örmeyelim. Orada ipi değiştireceğiz arkadaşlar. Evet, 3 sıra boyunca 24 sık iğne olacak şekilde ördük arkadaşlar. Şimdi son sık iğneyi bırakın demiştim arkadaşlar. Şimdi burada ip değiştirme yapacağız. Hemen beyaz renge geçiyoruz arkadaşlar. Burada şöyle son sık iğneyi yaparken tekrar göstereyim. Battım. Sarı ipimden aldım ama tekrar sarıdan almıyorum. Artık bundan sonraki sırayı beyazla öreceğim için son sık iğne de ip değiştirmek istiyorum ki yeni sıraya beyazla geçmiş olayım. Bakın şöyle. Şimdi işaretçimi çıkardım. Yine beyazın üzerine koydum. Şimdi bir sonraki sırayı yapıyorum. Yani 8. sırayı yapıyorum arkadaşlar. Burada şimdi 3 sık iğne bir arttırma. Bu sıramızı 3 sık iğne bir arttırma olarak devam edeceğiz. Yumurtamızın orta kısmı oluştu. Şimdi kenarlarına 1, 2, 3 arttırma. Bu sırayı 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde yapalım. İsterseniz şu bağlama işini de göstereyim. Bilen arkadaşlarım çoktur eminim ama bilmeyenler için ben hep göstermek istiyorum arkadaşlar.
Zor durumda kalmalarını istemiyorum. Şu beyazla kestiğimiz sarıyı sıkıca bağlayalım. Düğüm yapalım. Ve keselim. Çok dipten değil. Şöyle. Zaten içte kalacak o arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu sırayı yani 8. sıramız arkadaşlar. 3 sık iğne 1 arttırma olarak devam edelim. 8. sıramızı 3 sık iğne 1 arttırma yaptık. Şimdi 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda da 4 sık iğne 1 arttırma olarak bu sıramızı devam ediyoruz arkadaşlar. 2 3 4 arttırma da artık son sıramız. Artık beyazların da kenarlarına geçeceğiz şöyle. Şimdi bu sırayı 4 sık iğne 1 arttırma olarak devam edelim. Evet, 4 sık iğne 1 arttırma yaptık 9. sırada. Şimdi 10. sıraya geçiyoruz artık. Burada 4 sık iğne boyunca her sık iğne içerisinde 2 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi 4 ilmeğe her ilmeğin içerisinde 2 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Pardon. Her ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzan. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. İkinci sık iğneye geldim. Bir tane yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncü sık iğneme de bir ikili trabzan yaptım. İkinciyi yaptım. Şimdi dördüncü sık iğneme de bir tane ikili trabzanımı yaptım. İkincisini de yaptım. Yani 4 adet sık iğne içerisinde ikişer tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 4 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Hemen yandaki sık iğneye batarak 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tekrar ikili trabzan. Yandaki sık iğneden 1, 2 tane yapıyoruz arkadaşlar. Her sık iğneye 2 tane ikili trabzan. İkinciye batıp 2 ikili trabzan yapıyoruz. Üçüncü sık iğneye de 2 ikili trabzan yapıyoruz. Son sık iğnemiz yani dördüncü sık iğnemize de 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dört tane ikişerli trabzan yaparak 4 sık iğneyi doldurduk arkadaşlar. Evet, şimdi 3 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Hemen yandaki sık iğneye battım. 1, hemen onun yanındaki 2. Onun yanındakine 3 tane sık iğne yaptım arkadaşlar yan yana. Şimdi 3 tane her ilmeğin içerisinde 2 trabzan yapacağım. Birinciye 2 tane trabzanımı yaptım. Hemen yandaki sık iğneye geçtim. İkili trabzanımı yaptım. Hemen yandakine geçtim. 2 tane ikili trabzanımı yaptım ve 3 sık iğneye ikişer tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar 3 sık iğne arkadaşlar. Hemen yandakine battım 1 sık iğne. Hemen yandakine 2. sık iğne yaptım. Hemen yandakine 3 sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi 5 sık iğne içerisinde ikişer tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 Birinci sık iğneye ikili trabzan yaptım. İkinci sık iğneye de ikili trabzanımı yapıyorum. Üçüncü sık iğneme de ikili trabzanımı yapıyorum. Dördüncü sık iğneme de ikili trabzan yapıyorum. İki tane. Hep ikişer tane. Beşinciye de 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şu şekilde göstereyim. Şimdi tekrar 3 adet sık iğne arkadaşlar. Hemen yandakine battım. 1 2 ve 3.
Şimdi 3 adet sık iğne, yine ikişer tane 2 iki de trabzan yapacağım. 3 sık iğne, ikişer tane 2 iki de trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 4 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Bakın. Şimdi buraya 4 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 ve 4. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle yumurta şeklimizi aldım. Bu arkadaşlar 10. sıramızdı. Şimdi 11. sıramıza yine işaret son sıramız arkadaşlar yumurtada. Şimdi her sık iğne içerisinde bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Yani yarım trabzan deniyor. Çakma trabzan da deniyor. O yüzden her sık iğne içerisinde bir tane tekli trabzan. Ve kapatıyoruz artık. Yumurtamız bitmiş oluyor. İpimizi koparacağız. Bu videoyu da bitireceğiz. Sonra hemen bu video bittiği an eğer tahta kaşık, somun ekmek, küçük ekmek, örmek isterseniz bu güzel oyuncakların yanına videoyu bitmesini bekleyerek diğer video hemen başlayacak akabinde arkadaşlar. İzlemek ve yapmak isterseniz oyuncakları tamamen takım olarak tamamlamak isterseniz diğer videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi işaretçi olan yere kadar arkadaşlar sık iğne, özür dilerim, çakma trabzan yapıyoruz. Yani tekli trabzan yapıyoruz. Yarım trabzan da deniyor. Sıra sonuna kadar her sık iğne içerisinde tekli trabzan yapalım. Evet arkadaşlar, bakın bitirdik. Son sık iğne de SLST işlemiyle battık. Birleştirme yaptık. Biri uzun biri kısa durmasın diye kenarların. Şimdi biraz ipimizi uzun keserek iğneyle yumurtanın alt kısmından geçe geçe ipimizi kaybedelim. Direkt kesersek sökülme olabilir arkadaşlar. Şu şekilde alttan alttan ipimizi geçirerek bitirelim. Sonra keselim. Evet, yumurtamız da bitti. Sağında yumurta oldu bu arkadaşlar. Patlatılmamış. Şöyle tavamızın tam ortasına yerleştirelim. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Miniklerimizin oynayabileceği güzel, çok tatlı bir oyuncak oldu. Tabii ki hep bebek yapıyoruz belki miniklerimize. Bazen değişik şeyler yapmak gerekebiliyor. Ben şimdi bu yumurta ve tavadan sonra arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki videoda tahta kaşık, spatula tarzı bir de küçük ekmek yapmak istiyorum. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese keyifli örgüler diliyorum. Hoşça kalın.